Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa'da ucuz kış tatili yapabileceğiniz çok güzel bir yerdeyiz. Zakopane, burası Polonya'nın küçük bir şehri. Ayağımdakiler 30 kilo falan herhalde şu anda. Çok ağır. Burası dağlık bir bölge ve çok fazla kar yağıyor. Bizim Uludağ gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki Uludağ ile kıyasladığımızda fiyatlar inanılmaz daha ucuz. O yüzden size hepsini göstereceğim. Eğer Avrupa'da kış tatili yapmak isteyenler varsa ya da Polonya'da yaşayıp Zakopane'yi merak eden kişiler varsa hem onlar için de bir fikir olmuş olur. Buraya gelmeden önce izleyebilirler. Ya da Avrupa'da kış tatilini merak eden takipçilerim için güzel bir video olacağını düşünüyorum. 4 gün boyunca buradayız. Bugün merkezi gezeceğiz sadece. Geri kalan günlerde de kayak merkezine gitmeyi planlıyoruz. Termal saunalar var. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Hepsini zaten videoda size göstereceğim. Şimdi öncelikle kaldığımız yeri göstermekle başlamak istiyorum. Oda böyle çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi de size banyoyu göstereceğim. Banyo ayrı bir yerde. Yani odanın tam karşısında merdivenle çıkıyorsunuz. Şöyle. Banyo da böyle. Burayı çok beğendim ya. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama şu anda henüz merkeze gitmedik. Merkeze kolay mı gidiliyor? Nasıl gidiliyor? Nasıl dönülüyor? Onların hepsini de söyleyeceğim. Ona göre burada geldiğinizde kalabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde merkeze geldik bu arada. Bizim kaldığımız yerin hemen arka tarafından geçen bir minibüs varmış. Biz de hemen çıkınca denk geldi, koşarak oraya gittik. O yüzden hızlı hızlı çekemedim size. Ama hemen geldik yani 10 dakikada falan merkeze geliyorsunuz maksimum. Bence hostelin yeri de güzel bu arada. Ama beyaz pantolon giydim. Şöyle göstereyim. Yani neden beyaz pantolon giydim bilmiyorum gerçekten. Ve minibüse koşarken çamura battım. Maalesef. Tamam, kirleneceğini biliyordum ama bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. O yüzden biraz üzüldüm. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Burası da otantik bir yer. Çok güzel, göstereceğim size. Bayağı güzel menüleri falan değişik bir şekilde yapmışlar. Buranın hamburgeri falan çok güzelmiş. O yüzden hamburger deneyeceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Fiyatlar da bu şekilde. Büyük geleceğini bilsem gerçekten söylemezdim şu anda. Birazcık pişmanlık yaşıyorum ama yemeye çalışacağım. Yani aşırı büyük çünkü. Şimdi yemek yedik arkadaşlar ama ben tabii ki bitiremedim hepsini. Yarısı kaldı. Eğer buraya gelirseniz iki kişi bir hamburgeri rahatça bölüşebilirsiniz. Çok aşırı doydum ve sadece yarısını yedim yani. O yüzden size mekanı da göstereyim. Biz iki hamburger, bir de içecekler vardı. Onlara toplamda 120 zloty ödedik. Şimdi otele döndük arkadaşlar. Bayağı yorulmuşuz, yol yorgun olduğumuz için 8 saat falan yol geldik buraya. Ondan dolayı yarın devam edeceğim vloguma. Bu akşam böyle hemen uyuyup dinlenmek istiyorum. Saat de zaten geç oldu şu an. Şimdi yatacağız, yarın görüşürüz. Zakopane'deki ikinci günümüzden herkese günaydın arkadaşlar. Gün benim hayatımda daha önce yapmadığım bir şey yapmaya gidiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
Ve yapabilecek miyim tabii onu da bilmiyorum. Bu videonun bu kısmı bayağı bir eğlenceli olabilir sizin için. Kayak yapmaya gidiyoruz. Burada bir sürü kayak yapılacak alan var. Onlardan bir tanesini beğendik şimdi. Oraya doğru gideceğiz. Buradan otobüsle merkeze gideceğiz. Oradan da teleferiye bineceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi gidelim. Bakın şurası da bizim kaldığımız yer. Şimdi burada teleferik için bilet alacağız. Ve gidiş dönüş 35 zlotiye biletlerimizi aldık. Teleferiğe doğru gidiyoruz. Şimdi teleferikle yukarı çıktık. Burası Gubavulka olarak geçiyor. Gerçekten harika ya. Tüm manzarayı görüyorsunuz. Şimdi kayak yapacağımız yere geldik arkadaşlar. Ama önce bir şeyler yiyeceğiz. Çok acıktık. Ufak bir şeyler atıştırıp daha sonra kayak yapacağız. Birkaç tane parkur var farklı farklı. İşte başlangıç seviyesi, orta seviye, daha iyi seviyeler gibi. Bu arada buraya gelirken mutlaka yanınıza nakit para alın. Mesela burada yemek yiyeceğimiz yerde bile kart geçmiyor. Sadece nakit parayla çalışıyorlar. O yüzden mutlaka yanınızda nakit olsun. Şimdi ekipman kiralama yerine geldik. Bob deniyorum. Of çok ağır bir şey ya. Ekipmanları kiraladık ama bana hiç kayabilecekmişim gibi gelmiyor. Ayağımdakiler 30 kilo falan herhalde şu anda. Çok ağır. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Şimdi ben de bir kez daha deneyeceğim kaymayı. Yani ben çok küçük bir alanda kayıyorum zaten. Beceremediğim için. Ay. Bayağı sıcak ve yorucu. Şimdi kayaktan çıktık da benim için ne kadar güzel bir aktivite oldu bilmiyorum. Sürekli işte kaymaya çalıştım, kayamadım, düştüm, kalktım falan. Ama bu ilk deneyimimdi. Bence çok eğlenceli bir aktivite eğer yapabiliyorsanız tabii. Bu arada sadece ekipman kiralamak için para verdik. Piste giriş ücretsizdi bizim girdiğimiz alanda sadece. Eğer daha yukarı çıkmak istiyorsanız onun için teleferik kullanıyorsunuz. Onun ücretleri de değişiyor. Biz sadece ekipman kiralamaya 30 zloty verdik. Ama genel olarak beğendim. Eğlenceli bir şeydi. Sadece çok yorucu. Çok yorulduk gerçekten. O yüzden şimdi burada birkaç tane mekan var. Orada oturacağız. Bir şeyler içeriz falan. Burada kayan insanları izleriz dedik. Daha sonrasında da merkeze gidip yemek yeriz. Akşam sonra da otele döneriz. Şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Size de video çektim zaten. Çok güzeldi. Bir de böyle canlı müzik vardı. Buranın yerlilerinin yaptığı bir canlı müzik. Tabii şimdi böyle daha gençler yapıyor bu müziği sanırım ama yine de çok beğendim ben. Bu mekanı da çok beğendim ve ucuzdu gerçekten. Çorba falan içtik. Çorba mesela 15 zlotiydi. Ondan sonra pierogi yedim. Pierogi de 25 zlotiydi. Bence gayet uygun. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Konsepti falan da böyle çok güzel. Tamamen buranın yerlilerinin yaşadığı gibi. Yani eskiden yaşadıkları hayat gibi. O şekilde bir konsept düzenlemişler. Ben çok beğendim. Kesinlikle buraya gelin.
Şimdi otele döndük arkadaşlar. Sanırım hemen uyuyacağım çünkü çok yoruldum gerçekten. Bugün benim için çok yorucu bir gün oldu. Ve pantolonum içinde böyle. Pantolonumu şimdi size göstereceğim. Kış tatiline geliyorsanız beyaz pantolon giymeyin. Bu da pantolonumun son durumu. Şimdi pantolonumu temizlemeye çalışacağım. Ondan sonra da hemen uyuyacağım. Yarın görüşürüz diyorum size de. Zakopane'deki 3. günümüzden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Termal Otel'e gideceğiz. Termal Oteller biraz merkezden uzak kalıyor, başka bir bölgede. O yüzden şimdi önce merkeze gideceğiz. Merkezden de yine otobüslerle yarım saat 40 dakika uzaklıkta olan termal havuzların olduğu bir bölgeye gideceğiz. Termal havuzlar da burada çok meşhur. O yüzden oraya da gitmeden olmaz dedik. Ama bugün Christmas arifesi olduğu için yarım gün çalışıyorlar. O yüzden biz de elimizden geldiğince çabuk gitmeye çalışıyoruz. Burada şu anda otobüs bekliyoruz ama bir türlü gelmedi henüz. Umarım en kısa sürede gitmiş oluruz. Şimdi merkeze geldik ve bayağı yağmur başladı. Yağmur yağıyor. Şansımıza yani biz kar olsun diye geldik. Yağmur yağıyor onun yerine. Şimdi geldik Termal Otel'in olduğu yere. Bakın burası arkadaşlar. 3,5 saatlik bir bilet aldık. Şöyle bir giriş için bileklik verdiler. Bunlarla birlikte çoklu giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle kapılar var. Buralardan giriş yapıyorsunuz. Şimdi eşyalarımızı bırakacağız böyle. Şimdi Termal Otel'den de çıktık. Gerçekten çok iyi geldi. Rahatladım ya, o dünün yorgunluğunu falan attım en azından üstünden. Böyle masaj yapan bir tane havuz vardı. Ona falan da gittik. Çok güzeldi, çok beğendim burayı. Zaten bir sürü video çektim. Oradan da gelmek isteyen olursa kolayca merkezden otobüsle gelebiliyorsunuz buraya. Şimdi otele dönmeye karar verdik. Çünkü otobüsler çalışmıyormuş. Taksiler bile çok az, yani bulmak çok zor. Ya da bulduğunuz çok yüksek fiyatlar veriyor. Biz buraya taksiyle geldik Bukovina'da. Biraz uzak bir yer Bukovina, yani 25 dakika falan sürüyor arabayla. Normalde 4 zlotiye gitmiştik giderken. Şimdi dönüşte 5 kişi için 100 zloti aldı bizden taksi. Ve otobüs bulamadık. Neredeyse 1,5 saat orada bekledik. Ama otobüs geçmedi, minibüs geçmedi. O yüzden biz de merkeze gitmekten de vazgeçtik. Çünkü muhtemelen oradakiler de çalışmıyor. O yüzden şimdi hostele gidip oraya bir şeyler sipariş edeceğiz. Orada yemek yeriz, otururuz dedik. Bu akşam da bu şekilde geçecek. Yani eğer Zakopane'ye gelirseniz Christmas dönemindeyse tam 24-25-26 Aralık biraz zor olabilir. O yüzden tarihleri biraz farklı zamanlarda seçebilirsiniz. Benim izin günlerim bu şekilde olduğu için mecburen böyle seçmek zorundaydım tarihleri. Ama aklınızda bulunsun bu da. Zakopane'deki son günümüzden hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi otelden çıkış yaptık. Bugün çok fazla vaktimiz yok, sadece birkaç saatimiz var. O yüzden sadece merkeze gidip bir şeyler yiyeceğiz. Dolaşacağız son kez. Belki hediyelik eşya falan alırım. Daha sonra da trenle Varşova'ya döneceğiz. Genel olarak Zakopane ile ilgili izlenimlerimi size aktarmak istiyorum. Burası kış tatili yapmak için bence çok güzel bir yer. Özellikle Avrupa'da kış tatili yapmayı düşünüyorsanız buraya gelebilirsiniz. Fiyatlar da oldukça uygun. Sadece şu anda Christmas dönemi olduğu için mesela biraz arttı fiyatlar. İşte kayak yapmak istiyorsanız ya da Termal Otel'e gitmek istiyorsanız bir tık daha fazla fiyat ödüyorsunuz. Ama geri kalan zamanlarda daha da uygun. Ben toplamda buraya geldiğimde kalma yeriyle birlikte totalde şöyle bir 700 zloti, 800 zloti falan harcadım sanırım tek başıma. Bir kişinin harcayacağı 4 günlük fiyat bu şekilde. Ve eğer mümkünse arabanızla gelin kesinlikle.
Çünkü arabasız geldiğinizde ulaşım biraz sıkıntı olabiliyor. Ulaşım konusunda çok gelişmiş bir yer değil anladığım kadarıyla. O yüzden arabayla gelmenizi tavsiye ediyorum. Bugün de hava bayağı güneşli. O yüzden güzel zamanda ayrılıyoruz çünkü güneş olsun diye gelmemiştik buraya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.